Umran dergisinin 330. sayısında yayınlanan Burhanettin Can'ın yazısını okuyoruz. D8 operasyonundan Türk bağrına yeni bir hesaplaşma süreci 1. Türk Devletler Teşkilatı. Şer ittifakı, Siyonizm, ABD, İngiltere, İsrail 21. yüzyılı dijital dönüşüm yüzyılı olarak öngörmekte. Bu nedenle büyük sıfırlama stratejisini uygulamaya sokabilmek için küresel salgın sürecinin mümkün mertebe uzamasını istemektedir. Her 6 ayda bir virüsün mutasyonuna ilişkin açıklamalar bu açıdan bakılıp değerlendirilmektedir. Küresel salgın sürecinde tüm dünyadaki yönetimler, hükümetler, ekonomik krizle diz çöktürülmek suretiyle kadife darbelere uygun bir memnunlar kitlesi inşa edilmeye çalışılmaktadır. Siyonizm ile dünyadaki milli yönetimler arasında ciddi bir hesaplaşma dönemi başlamıştır ve her geçen gün bu daha da görünür hale gelecektir. Bununla birlikte dünyada özellikle Büyük Orta Doğu ve Avrasya coğrafyasında Birbiriyle bazen çatışan, bazen uzlaşan projeler mevcuttur. Bunlar şu şekilde sıralanabilir. 21. yüzyıl ABD yüzyılı olacak. ABD. Büyük Orta Doğu Projesi. ABD, İsrail, İngiltere, Küresel Sermaye, Siyonizm. Büyük Sıfırlama Projesi. Siyonizm. Küresel Savaş Projesi. ABD, İsrail, İngiltere, Küresel Sermaye, Siyonizm. Biyolojik ve ekolojik savaşta tüm ülke yönetimlerini ekonomik olarak çökertme projesi. Siyonizm. Şehir Devletleri Projesi. Siyonizm. Tek dünya devleti, tek dünya hakimiyeti, Siyonizm. Büyük İsrail projesi, İsrail, Siyonizm, ABD destekli. İkinci Sev projesi, Avrupa Birliği. Avrasya'nın Hristiyanlaştırılması projesi, dinler arası diyalog projesi, Vatikan. NATO'nun evrenselleşmesi ve İslam coğrafyasına yerleşmesi projesi, serbest piyasa özelleştirme projesi, ABD, Siyonizm, küresel sermaye, Avrupa Birliği. İslam'ın İslam'la savaştırılması projesi, Rant raporu, 4 Müslüman tip, Hillary Clinton'ın kriptosu, Pant'ın komisyonu, bölge güçlerinin birbirini dengeleme projesi, ayrı dengeli güç odakları, ABD, Rusya'nın küresel güç olma projesi, sıcak denizlere inme, eski müttefikleri kazanma projesi, Rusya, İngiltere'nin küresel güç olma projesi, Çin'in küresel güç olma projesi, Çin'in İpek Yolu projesi, düşmanla, rakiple güvenlik alanının dışında hesaplaşma projesi, ABD Çin, Rusya, İngiltere ve Kale Savaşları D8 Projesi Yeni Osmanlı Projesi Bölgesel Güç Olma Projesi Türkiye Türk Dünyası İşbirliği Projesi Türk Dilini Konuşan Ülkeler Konseyi Türk Devletler Teşkilatı Projesi Etnik, Mezhepsel Fayatları Oluşturma Projesi Kaos Projesi ABD, Avrupa Birliği, Rusya, Çin, Siyonizm Şia Savunma Hattı Projesi İran, Irak, Suriye, Lübnan. Şia eksenini parçalama, yayılmasını engelleme ve sünni bir eksen meydana getirme projesi. Suudi Arabistan, Katar, Türkiye, Mısır. Ayrıca sünni Arap yönetimleri artı İsrail. Bir projenin aktörleri tarafından başlatılan bir olay, diğer proje sahipleriyle bazen çatışmaya bazen uzlaşmaya sebep olabilmektedir. Stratejik düzlemdeki her stratejik ve taktik hamleler muhataplar tarafından dikkate alınmakta ve ona göre kendilerine uygun karşı hamleler geliştirmektedir. Vuku bulan hatta sürpriz olarak gözüken olaylar öncelikle bu çatışma perspektifinde etki eden iç, bölgesel ve küresel dinamikler açısından ele alınıp incelenmelidir. Bu sebeple Kazakistan'daki son olayları Kadife darbe girişimi olarak tezahür eden son gelişmeleri bu küresel çatışma mücadele kapsamında çok boyutlu, çok bileşenli, çok parametreli bir uzayda duygusal davranmadan gerçekçi bir şekilde ele alıp değerlendirmeliyiz. Kanaatimizce Kazakistan'daki son olaylar Türk dilini konuşan ülkeler konseyinin Türk Devletler Teşkilatına dönüştürülmesi ve yayımladıkları 121 maddelik bir bildirge ile bağlantılı olabilir. Türk Devletler Teşkilatı kimleri memnun etmiş, kimleri rahatsız etmiştir sorusunun cevabı aranmak zorundadır. Türk Devletler Teşkilatı projesinin ana aktörü kimdir? Bunun Kazakistan'la bir bağlantısı var mıdır? Ya da sürece Kazakistan'ın katkısı nedir? Böyle bir gelişmenin Kazakistan'ın stratejik konumu ile bağlantısı söz konusu mudur? Böyle bir gelişme yukarıda ismi zikredilen projelerden hangisiyle çatışmakta, hangisiyle uzlaşmaktadır? Ana hedef Kazakistan mı yoksa Türk Devletler Teşkilatına üye ülkeler mi? Bu soruların cevaplarını bulabilmek için Türk Devletler Teşkilatının oluşum sürecini ve aldıkları kararları, hayata geçirdikleri projeleri ana hatlarıyla incelemekte fayda vardır. Ancak sürecin ciddiyetini görme ve bir gelecek projeksiyonu ortaya koyabilme bağlamında rahmetli Necmettin Erbakan hocanın önderliğini yaparak hayata geçirdiği D8 projesini, amacını, hayata geçirmeye çalıştıkları projeleri ana hatları ile hatırlatmakta fayda vardır. Kazakistan olaylarıyla başlatılmak istenen süreç D8 projesinin başına gelenlerle benzerlik arz etmektedir. D8. Küresel sisteme meydan okuma hareketi. Necmettin Erbakan'ın hedefi, Batı yayılmacılığını durdurabilmek, yeni sömürgecilik hareketini engelleyebilmekti. Bunun için de onların karşısına bir güç dikmek gerekmekteydi. Erbakan'ın inancına göre Batı sadece güçten anlardı. Erbakan'ın bu gücü Müslüman halkların kardeşliğinde ve ümmet şuurunun oluşturulmasında görmekteydi. Müslüman halkların meydana getirdiği pazarı ve İslam coğrafyasının jeostratejik, jeoekonomik, jeopolitik ve jeokültürel özelliğini bir güç olarak kullanmak istiyordu. İslam dünyasındaki mevcut hantallaşmış yapıları harekete geçirmeye uğraşmak yerine Müslüman ülkelerin tümünü değil, Batı'nın en çok baskı uyguladığı ve stratejik öneme sahip ülkelerini bir araya getirmek hem daha kolaydı hem de daha faydalıydı. D8'lerin kuruluş sürecine ele alırken batı tarafından kurulmuş etkin bölgesel ve küresel özellikli teşkilatların bulunduğunu dikkate almak lazımdır. G7, G8 Zenginler Kulübü, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği, Afrika Birliği Organizasyonu, Arap Petrol İhracatçısı Ülkeler Örgütü, ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi, Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü, Avrupa Konseyi Ekonomik İşbirliği Örgütü, Güneydoğu Asya Ülkeleri Örgütü, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi, Kuzey Atlantik Paktı Teşkilatı, Petrol İhracatçısı Ülkeler Örgütü, Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü, Uluslararası Para Fonu, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı. Şüphesiz bu yapıların birçoğu genellikle ABD, Siyonizm, İsrail-İngiltere'nin etkisi altındadır. Genel olarak da İslam'a karşı ittifak halindedirler. Müslüman ülkeler bu teşkilatların baskısı altında tutulmaktadır. Müslümanların hakkını savunması ve sorunlarını çözmesi amacıyla kurulan teşkilatlar ise son derece pasif, etkisiz hatta kimliksizdirler. Bunların varlıkları ile yoklukları arasında bir fark yoktur. Bu yapılar Erbakan'a göre Müslümanların hiçbir sorunlarını çözememişler ve de uluslararası arenada 1,5 milyar Müslümanı temsil edememişlerdir. D8 projesini bu büyük mücadeleyi göz önüne alarak ve bu büyük fotoğrafa bakarak değerlendirmek gerekmektedir. D8, Büyük Orta Doğu coğrafyasında uçları Nijerya Endonezya ve Türkiye olan geniş bir üçgen üzerine konumlandırılmıştır. D8'e üye ülkelerin seçimindeki stratejik akıl çok geniş bir coğrafyanın stratejik olarak kontrol edilmesini öngörmüştür. Nijerya Afrika'da ağırlığı olan bir ülkedir. Türkiye, Mısır, İran, Pakistan, Bangladeş, Endonezya, Malezya hattı hem enerji üretim alanlarının hem de nakil hatlarının ve ulaşım yollarının geçtiği boğazların ve körfezlerin kontrol edilebildiği bir hattır. İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı, Süveyş Kanalı, Babül Mendep Boğazı, Aden Körfezi, Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi, Arap Denizi, Bengal Körfezi, Malaka Boğazı, Sonda Boğazı ve Lombo Boğazı tamamen D8'e üye ülkelerin kontrolü altında olan boğazlar ve körfezlerdir. D8'lerin bu şekilde konumlanması ve genişleyebilirlik ilkesini benimsemesi küresel güçlere biz buradayız, biz buraların gerçek sahibiyiz, bize rağmen buralarda yapacağınız her şey geçicidir ve önemsizdir mesajını içermektedir. D8'lerin bulunduğu coğrafyanın stratejik önemi ve Türkiye'nin liderlik yapması fincancı katırlarını ürkütmüştü. D8 hareketi ve onun oluşmasında Türkiye'nin rolü ile ABD, Siyonizm, İsrail, İngiltere ekseninin Türkiye'ye biçtiği rol örtüşmemekte, tam tersine çatışmaktaydı. ABD, Siyonizm, İsrail, İngiltere ekseni büyük Orta Doğu coğrafyasında Türkiye'nin kendileri adına jandarmalık yapmasını istemektedir. Bunun için ılımlı İslam projesinin Türkiye'de modellenerek Büyük Orta Doğu ve coğrafyasına ihraç edilmesi ve bu coğrafyanın dönüştürülmesi, İran'ın durdurulması, etkinliğin kırılması ve İran'ın sünni eksenle kuşatılması, Rusya'nın güneye inmesinin engellenmesi, İsrail'in güvenliğinin sağlanması lazımdır. Batı'nın enerji güvenliğinin sağlanması, Küresel sermaye için serbest piyasaya geçilmesi, küresel sermayeye yarayacak özelleştirmelerin yapılması, Türkiye üzerinden Türk cumhuriyetleri ile İslam coğrafyasına ABD'nin ve küresel sermayenin girmesi, İslam coğrafyasına kötü örnek olacak, Batı'ya alternatif oluşturacak oluşumların engellenmesi gerekmekteydi. D8 projesi, Şer ittifakı tarafından Türkiye'ye biçilen jandarmalık, uşaklık, uyduluk ve çevre ülke rolüne karşı çıkış hareketidir. Türkiye'yi lider ülke yapma, İslam coğrafyasını sömürden kurtarma ve şeytani ittifaka karşı hak eksenli bir ittifak kurma hareketidir. D8 hareketi, İslam coğrafyasına kabul ettirilen öğretilmiş çaresizlik psikolojisini kırma, Aşma, ümmete ümit ve güven verme hareketidir. D8'lerin ele aldığı projelere bakıldığında bu daha rahat görülebilecektir. Erbakan Hoca'nın kafasında D8'ler sadece 8 ülkeden ibaret kalmayacak, öncelikle 60 ülkeye, sonra da 160 ülkeye çıkararak D160'lar olarak şekillenecektir. Hedef, küresel bir güç vasfıyla ortaya çıkarak küresel masada yer almaktır. Nitekim D8'ler kuruluşundan bir yıl sonrası için dünyanın paylaşıldığı 1. Yalta Konferansı'na itiraz ederek G7'ler birlikte masaya oturup yeni bir dünyanın kurulması için 2. Yalta Konferansı'nın toplanmasını kararlaştırmışlardır. D8'lerin kuruluşunun ardında işbirliği alanları, çalışma grupları, ele alınacak projeler, öncelikli projeler ve hangi ülkelerin bunları gerçekleştireceği planlanmıştır. Başlangıçta işbirliği ve proje gelişimi için ticaret, endüstri, telekomünikasyon ve bilgi, finans, banka ve özelleştirme, kırsal gelişme, bilim ve teknoloji, yoksulluğu azaltma ve insan kaynakları gelişimi, tarım, enerji, çevre ve sağlık olarak 10 sektör belirlenmiştir. Her sektör bir üye ülkeye tahsis edilmiştir. 50-60 proje ilk zirvede sunulmuş olmasına rağmen 6 öncelikli proje acilen yapılmak üzere kabul edilmiş ve üye ülkelerin sorumluluğuna tevdi edilmiştir. Bunlar uluslararası bir pazarlama ve ticaret şirketi kurulması, yoksulluğun azaltılması konusunda seminerler, D8 ülkeleri arasında bir endüstriyel ve teknolojik veri bankası ağının teşekkülü, D8 şirketleri arasında ortak iş rizikolarını kapsayan tekafül projesinin hayata geçirilmesi, Deniz kıyısı ve denizden uzak yerlerin gelişimi için işbirliği ile zirai uçak tasarlama, geliştirme, üretme ve pazarlamadır. Türk Devletleri Teşkilatı'nın son zirvesinde yayınlanan 121 maddelik bildirde yer alan üstü kapalı ifadeleri göz önüne aldığımızda D8'ler Hareketi'nin aldığı kararlar çerçevesinde üye ülkelerin gerçekleştireceği projeler arasında büyük bir uyum vardır. O nedenle D8'lerin yapmayı planladığı projeleri burada tekrar hatırlatmakta fayda vardır. Çünkü D8'ler hareketi yapmayı öngördüğü projeler ile fincancı katırlarını çok ürkütmüştür. D8'lerin gerçekleştirmeyi öngördüğü projelerin sektörel dağılımı aşağıda verilmektedir. Koordinatör ve ev sahibi ülke: Mısır, sorumluluk alanı: Ticaret. Çifte vergilendirmemenin önlenmesine ilişkin ikili anlaşmaların harmonisi. Yatırımların geliştirilmesi ve korunması için çok taraflı anlaşmanın tamamlanması. Serbest ticaret bölgeleri. D8 ülkeleri arasında uluslararası pazarlama şirketi kurulması. Pamuk birliği kurulması. Koordinatör ve ev sahibi ülke: Türkiye, sorumluluk alanı: Sanayi ve sağlık. Hafif raylı toplu taşıma paslanmaz çelik üretimi, tarım uçakları tasarımı ve üretimi, sivil taşımacılık uçakları üretimi, helikopter tasarımı ve üretimi, eğitim uçağı tasarımı ve üretimi, elektronik ve havacılık, denizaltı tasarımı ve üretimi, ufak ve ince silisyum levhası üretimi, bilgisayar üretimi, çok amaçlı araba tasarımı ve üretimi, tekstil makineleri üretimi, gübre üretimi, kobiler arası işbirliği, kobilerin mikro kredi metodu ile geliştirilmesi, D8 verimlilik örgütü kurulması. D8 ülkeler arasında sanayi işbirliği. Lokomotif ve demiryolu vagonları üretiminde işbirliği. AIDS önleme ve kontrol programı. Toplum sağlığının geliştirilmesi konusunda uygulamalı yetiştirme. Göresel sağlık elemanları için temel sağlık bakımı konusunda alan esaslı eğitim. Şehirlerde sağlık ve çevrenin geliştirilmesi. Uyuşturucular ve kötü alışkanlıklardan korunma. Koordinatör ve ev sahibi ülke İran. Sorumluluk alanı: Telekomünikasyon, Enformasyon bilim ve teknoloji. D8 ülkeler arasında uydu bağlantısı. Enformasyon teknolojileri ve telekomünikasyon. İslam ülkeleri arasında bilgi ağlarının etkinleştirilmesi. Bilgisayar programlarının geliştirilmesi. Sanayi ve teknolojik veri bankası oluşturulması. Kimyasal bilimlerde bilim ve teknoloji için D8 merkezi kurulması. Koordinatör ve ev sahibi ülke Malezya. Sorumluluk alanı, finans, bankacılık ve özelleştirme. D8 Merkez Bankaları arasında işbirliği, muhabir banka anlaşmaları ağı kurulması. D8 ülkeler arasında özelleştirme alanında işbirliği, özelleştirme sürecine bankaların dahil edilmesi. Koordinatör ve ev sahibi ülke Bangladeş. Sorumluluk alanı kırsal kalkınma. Kırsal alanlarda PV pompaları aracılığıyla içme suyu sağlama sistemleri. Kırsal alanlarda su arıtma. Dağ, orman ve çöl bölgelerinde yaşayanlara yardım. Yoksulluğun bertaraf edilmesi için bir yöntem olarak kırsal alanların mikro kredi sistemleri ve geliştirilmesi. Koordinatör ve ev sahibi ülke Endonezya. Sorumluluk alanı insan kaynaklarının geliştirilmesi. D8 diplomatları için eğitim programı. Tarımsal yaygınlaştırma ve eğitim metodoloji konusunda uluslararası kurs. Haşerelerin kontrolü ve önceden belirlenmesi konusunda uluslararası kurs. Veteriner laboratuvarları ve hastalık araştırma teknikleri konusunda bilgi tazeleme kursu. Büyükbaş hayvanlar alanında çalışanlar için suni döllenme konusunda yetiştirme kursu. Veterinerlik ilaçlarının kontrolü konusunda yetiştirme kursu. Koordinatör ve ev sahibi ülke Pakistan. Sorumluluk alanı tarım. Traktör ve diğer tarımsal makineler alanında ortak girişimlerin kurulması. Hayvan parazit enfeksiyonunun kontrolü. Doğal tatlandırıcıların şeker pancarı, şeker kamışı üretiminin birleştirilmesi ve geliştirilmesi. Pirinç üretim teknikleri. Koordinatör ve ev sahibi ülke Nijerya. Sorumluluk alanı enerji. Termal, hidroelektrik ve nükleer santraller. Rüzgar kaynakları ile yerli enerji kaynakları yaratmak. Petrol ve doğalgaz sanayi alanında işbirliği. Küçük ölçekte elektrik enerjisi elde etmek için güneş enerjisi ile fotovoltaik sistemler. Petrol ve gaz üretimi işlemi konusunda yetiştirme kursu. LNG doğalgazın taşınması ve gemilere yüklenmesi. Cevaplanması gereken en temel soru, bilim ve teknolojide gerektiği yere gelememiş, ekonomileri güçlü olmayan ve içeride yığınla sorunu bulunan Müslüman ülkeler, sanayileşmiş, bilim ve teknolojinin öncülüğünü yapan, ekonomik yapıları iyi olan G8'lerle uluslararası arenada ne ile ve nasıl mücadele edilecektir? Dahası, uluslararası politikada ne ile belirleyici rol alabileceklerdir? Erbakan Hoca 9 Aralık 1996 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe konuşmasında bu sorulara verdiği cevap salimlere karşı verilecek mücadelenin nirengi noktasını ortaya koymaktaydı. Bu gelişmiş ülkelerin karşısında kiminle çıkacaksınız? Bangladeş'te mi? Mısır'la mı? 800 milyon insanla çıkıyoruz. 800 milyon insanla. Bunların karşısında biz hakla çıkıyoruz. Hak, hak, hak. Çünkü bugün dünyada hakikaten büyük haksızlıklar var. En büyük güç haklı olmaktır. Bugün şu Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda 5 ülkenin veto hakkı var. Bu çelişki değil mi? Bu 50 sene öncenin dünyası. Bu dünya böyle yürümez. Şimdi bütün dünyanın hepsi haklı bir dünya istiyor. Herkes 50 yıl sonra dünyayı yeniden kurmak istiyor. Bu herkesin temennisidir. O sizin çok küçük gördüğünüz o 800 milyon insan evet hakkı üstün tuttuğu için bütün insanlığa en büyük hayırlı adım atacaktır. Erbakan D8'leri kurduktan sonra Şer ittifakının yerli işbirlikçileri tarafından 28 Şubat 1997'deki darbe ile iktidardan düşürülmüş. Malezya'da soros üzerinden çok ciddi bir ekonomik kriz çıkartılmıştır. Diğer ülke yönetimlerinde de benzer durumlar meydana gelmiştir. D8'ler hareketine burada bu boyutlarıyla yer vermemizin sebebi amacı, yapılanışı, hedefleri, çizdiği strateji ve coğrafyası ile Türk devletler teşkilatının aynı açıklıkta ve boyutta olmasa bile aralarında üye ülkeleri farklı olmakla birlikte benzerliklerin bulunmasıdır. Bu nedenle Şer İttifakı'nın D8'lere uyguladığı stratejinin benzerinin Türk Devletler Teşkilatı'nın varlığından rahatsız bölgesel ve küresel güçlerin de uygulayabileceği olgusu göz önüne alınmalıdır. Türk Dilini Konuşan Ülkeler Konseyi Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra yıllarca bu ülkenin baskısı altında kalan pek çok ülke bağımsızlığını kazanmıştır. Türk Cumhuriyetleri diye isimlendirilen ülkeler bir taraftan kendi bağımsız devletlerini inşa etmeye, diğer taraftan da Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye çalışmışlardır. Bu bağlamda en ciddi girişim 1992 yılında Türkçe konuşan devletler devlet başkanları zirvesi adı altında gerçekleşmiştir. Bu zirve Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, Azerbaycan Devlet Başkanı Ebul Fez Elçi Bey'in, Kazakistan Devlet Başkanı Nur Sultan Nazar Bey'in, Kırgızistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Askar Akayev'in, Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov'un ve Türkmenistan Devlet Başkanı Sapar Murat Niyazov'un katılımlarıyla Ankara'da bir toplantı organize edilmiş ve Ankara bildirisi imzalanmıştır. Türkçe konuşan devletler devlet başkanları zirvesinde o gün için çok önemli bazı konularda görüşmeler yapılmıştır diyalogların artırılması, ortak bazı ekonomik kararların alınıp uygulanması, ulaşım ve Türk cumhuriyetlerindeki doğal enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasına ilişkin kararlar alınmıştır. Türk cumhuriyetleri arasında Gümrük mevzuatları uyumlulaştırılarak kişi, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımına imkan tanıyan bir serbest ticaret düzeninin oluşturulması, ortak bir yatırım ve kalkınma bankasının kurulması, demiryolu, karayolu ve hava yolu bağlantıları ile telekomünikasyon imkanlarının geliştirilmesi, Türk cumhuriyetlerinin doğal kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa'ya sevk edilmesi, dünya ekonomisine entegre olabilmek için ekonomik konularda koordinasyon ve işbirliği imkanlarının geliştirilmesi, Türk devletleri parlamentoları arası işbirliği İlk zirveden sonra 2018 yılına kadar 9 zirve daha gerçekleştirilmiştir. Bazı zirveler devlet başkanları düzeyinde, bazı zirveler dışişleri bakanları ve temsilciler düzeyinde tertip edilmiştir. Bazı zirveler konsey olmadan önce yapılmıştır. Zirve numarasına bu açıdan dikkat edilmelidir. Zirvelerde alınan kararlar özetle aşağıda verilmektedir. Bu bağlamda 18-19 Ekim 1994 tarihinde İstanbul'da ikinci zirve toplanmış, önemli kararlar alınmıştır. Bunlar Türk lehçelerinin karşılaştırmalı sözlüğünün hazırlanması, müşterek kültür mirasının korunması, onarılması ve tanıtılması, üniversiteler arası işbirliğinin geliştirilmesi, öğrenci değişim programlarının devam ettirilmesi, ulaştırma ve ticaretin geliştirilmesi, tarihi ipek yolunun diğer ilgili ülkelerin de katkısıyla canlandırılması, Aral Denizi'nde çevreyle ilgili durumun normalleştirilmesi için uluslararası imkanların birleştirilmesidir. Kırgızistan Bişkek'te 27-29 Ağustos 1995 tarihleri arasında 3. zirve toplanmış ve şu kararlar alınmıştır. Ulaştırma bağlarının sağlanması, serbest dolaşımın kolaylaştırılması, iş adamlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi, karşılıklı ticaret, bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinin önündeki engellerin kaldırılması, kültürel ve insani bağların geliştirilmesi hususunda ortak eğitim kurumlarının kurulması, kültür günleri ve şenlikleri düzenlenmesi Özbekistan Taşkent'te 21 Ekim 1996 tarihinde toplanan 4. zirvede şu kararlar alınmıştır. Ortak mal, hizmet, sermaye ve iş gücü pazarı oluşturmak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler arasında ekonomik işbirliğinin sağlanması için uygun hukuki ortamın oluşturulması, ulaştırma alanında hem Türk dili konuşan devletler ve hem de diğer bölgesel ve bölge dışı aktörlerle işbirliği, ekonomik kalkınma hususunda uygulanması gereken yöntemler, Türkçe konuşan devletler zirvesi sekreteryasının kurulması ve tüzüğünün hazırlanması, Türk dilini ve kültürünü tanıtacak sempozyumlar düzenlemek, Türk halklarının geçmişini ve bugününü inceleyen kaynakları araştırmak, derlemek ve yayın hazırlamak. Taşkent Zirvesi, Altı Türk devletinin devlet başkanlarının birlikte katıldığı son zirve olmuştur. 1998 yılında Kazakistan'ın yeni başkenti Astana'da 5. zirve yapılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır. Türkçe konuşan ülkeler sekreteryası tüzüğü kabul edilmiştir. Üye ülke dışişleri bakanlıkları sekreterya çalışmalarının denetimi ile görevlendirilmiştir. Azerbaycan Bakü'de 8 Nisan 2000 tarihinde yapılan 6. zirvede Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ile Türkmenistan-Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye-Avrupa Hazar geçişli doğalgaz boru hattının gerçekleştirilmelerine ilişkin bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi, Türkçe konuşan ülkeler yerine Türk dili konuşan ülkeler ifadesinin kullanılması kararları alınmıştır. İstanbul'da 26-27 Nisan 2001 tarihlerinde gerçekleştirilen 7. zirvede ise İpek Yolu'nun canlandırılması, bölgesel ve uluslararası işbirliğinin her alanda ilerletilmesini sağlamak maksadıyla sürdürülen çalışmaların hızlandırılması kararları alınmıştır. Antalya'da 17 Kasım 2006 tarihinde gerçekleştirilen 8. zirvede ise şu kararlar alınmıştır. Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev'in ısrarlı tavsiyeleriyle teşkilatlanmaya gidilmesi kabul edilmiştir. Avrasya bölgesinde her türlü örgütlü suçu meydana getirebileceği sınırı aşan tehditlerle ortak mücadelenin önemine vurgu yapılmıştır. Kalıcı barış için iştirakçı ülkelerin katkılarının sürdürülmesi ve bu yönde uluslararası etkinliklerin desteklenmesi gerektiği kaydedilmiştir. Türk dili konuşan halklar arasında ilişki ve etkili iletişimin kolaylaştırılması yönünde vize işlemlerinin kolaylaştırılması ve hızlandırılmasında çaba gösterilmesi, zirve sonuç bildirileri, Türkçe-Rusça olarak değil, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye Türkçesi olarak imzalanması Nahçıvan'da 2-3 Ekim 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen 9. zirvede Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye arasında Türk Konseyi'nin kuruluş anlaşması imzalanmıştır. Avrasya'da Türk dili konuşan ülkeler arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi, ekonomi ve ticaretin uluslararası ilişkilerdeki rolü teyit edilmiştir. Ayrıca Ortak dil, ortak tarih ve ortak kültür birliğine dayanan ortak çıkarlar için işbirliğinin seviyesinin ticari, ekonomik, bilim teknik ve sosyal alanlarda artırılması amacıyla ilave tedbirlerin alınması zirvede üye ülkeler parlamentolar arası işbirliği amacıyla İstanbul Anlaşması ile 2008 yılında kurulan Türk dili konuşan ülkeler asamblesine yönelik desteklerin arttırılması, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın kültürel işbirliği için bir fon kurulması kararlaştırılmıştır. İstanbul'da 16 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirilen 10. zirvede ise İstanbul'da yerleşik sekreteryasının kuruluş çalışmalarında son aşamaya gelinen Türk Konseyi'nin üye ülkeler arasındaki işbirliğine kurumsal bir nitelik kazandırılmıştır. Ayrıca 9. zirvede imzalanan Nahçıvan Anlaşması'nın imza gününün yıl dönümüne denk gelen 3 Ekim'in Türk dili konuşan ülkeler işbirliği günü olarak kutlanmasının teşvik edilmesi kararı alınmıştır. Zirveler süreci 2010 yılına kadar devam etmiş ve alınan kararlar sürekli çalışan bir sekreteryanın olmamasından dolayı gerektiği gibi uygulanamamış ve gerekli kurumsallaşma sağlanamamıştır. Bu süreçte Türk Konseyi'nde Devlet Başkanları Konseyi, Dışişleri Bakanları Konseyi, Aksakallar Konseyi, Kıdemli Memurlar Komitesi ve Sekreterya olmak üzere 5 organ oluşturulmuştur. Bu ana organlara ilaveten ilişkili kurumlar adıyla Türk dili konuşan ülkeler, Parlamenterler Asamblesi, Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı, Uluslararası Türk Akademisi, Türk İş Konseyi ve Türk Kültür ve Miras Vakfı olmak üzere 5 organ daha bulunmaktadır. Türk dilini konuşan ülkeler konseyinden Türk Devletler Teşkilatı'na dönüşüm. Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 12 Kasım 2021'de İstanbul'da Dijital Çağda Yeşil Teknolojiler ve Akıllı Şehirler gündemiyle bir araya gelip konsey yapısını bir ileri aşamaya taşıyacak çok önemli kararlar almıştır. Türk Konseyi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdi Muhammedov'un katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Türk Devletleri Teşkilatı Onursal Başkanı ve Kazakistan Cumhuriyeti 1. Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev toplantıya bir video üzerinden hitap etmiştir. Bu zirve toplantısında Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirve Bildirisi başlığı altında geniş bir giriş yapıldıktan sonra alınan kararlara 121 maddede yer verilmiştir. Giriş kısmında özellikle üye devletler arasında Konsolide bir tutum geliştirmek için Türk dünyasının çıkarlarını etkileyen bölgesel ve uluslararası konularda istişarelerde bulunmanın önemine özel bir vurgu yapılmıştır. İlgili zirve bildirisinde Türk dünyasında siyasi, ekonomik, halklar arası, kurumsal ve üçüncü taraflarla işbirliği başlıkları altında alınan kararlar 121 maddede sıralanmıştır. Tüm bu kararları ele alıp burada değerlendirme imkanı yoktur. Bazılarını öne çekerek yapılan çalışmanın çok önemli olduğunu ve bu gelişmenin hem bölgesel hem de küresel bazda bazılarını ciddi bir şekilde rahatsız ettiğini ve Kazakistan'da yaşananların bu zirve kararından sonra meydana gelmesinin tesadüfle izah edilemeyeceğini görmek açısından faydalı olacaktır. Bildirideki alt başlıklardan anlaşılabileceği gibi Türk Devletler Teşkilatı çok geniş bir spektrum ortaya koyarak dünyadaki güç merkezlerinin yanı sıra yeni bir jeopolitik, jeoekonomik, jeokültürel ve jeostratejik güç merkezi olarak tarih sahnesine çıkmaktadır. Alınan kararlar bunun göstergesidir. Bu amaçla bu toplantıda Türk Konseyi adı Türk Devletleri Teşkilatı şeklinde değiştirilmiştir. Böylece mevcut yapının özgül ağırlığı daha da arttırılmıştır. Hem bölgesel hem de küresel düzlemde yeni bir güç odağı merkezi olarak mevcut güç merkezlerinin yanında yerini almıştır. Kazakistan Cumhuriyeti 1. Cumhurbaşkanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Onursal Başkanı Nur Sultan Nazarbayev tarafından başlatılan Türk Dünyası 2040 vizyonu Türk devletleri için stratejik bir belge olarak kabul edilmiş ve bunun uygulanması için 2022-2026 Türk Devletleri Teşkilatı Stratejik Yol Haritası hazırlanması kabul edilmiştir. Sadece bu karar bile Şer ittifakını çileden çıkarmaya yetmiş olabilir. Türk Devletleri Teşkilatı isminin ve özel teşkilatlanma yapılması gerektiğinin de Kazakistan Devlet Eski Başkanı Nur Sultan Nazarbayev tarafından teklif edildiğini göz önüne aldığımızda şerit İttifakı'nın ilk hedefinin Kazakistan olması tesadüfi olmayıp özel bir stratejik tercihin sonucudur. Bu toplantıda tarafsızlık statüsüne sahip bir devlet olan Türkmenistan'ın Türk Devletler Teşkilatı'nın çalışmalarına gözlemci üye statüsünde dahil olması kabul edilmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin teşkilatın faaliyetlerine katılabilmesi kararı alınarak KKTC'ye çok büyük bir destek verilmiştir. Gözlemci statüsündeki Macaristan'la stratejik ilişkilerin daha arttırılması için karar alınması, Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un yapıcı diyalog ve işbirliğinin teşviki için bölgeler arası Orta Asya-Güney Kafkasya platformunun kurulması fikrinin desteklenmesi dikkat çekmektedir. Afganistan'daki durumun normalleştirilmesi ve Afgan halkına yardım edilmesi yaklaşımlarında görüldüğü gibi, teşkilatın etkinlik alanının coğrafi bakımdan genişletilmesinin ilkece kabul edildiği anlaşılmaktadır. Türk Devletler Teşkilatı sadece üye ülkelerle ilgilenmemekte, genişleme amaçlı olarak üçüncü taraflar ile işbirliğinin geliştirilmesi için usuller geliştirilmesini öngörmektedir. Bildiriyle terör, aşırıcılık, bölücülük ve ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı ve nefret söyleminin her türüne ve biçimine karşı mücadelede işbirliği yapılması kabul edilmiştir. Bu kararla terörü İslam düşmanlığını besleyen, destekleyen Şer İttifakı'na karşı ortak bir cephe kurulması öngörülmüştür. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde düzenli olarak yapılan güvenlik istişarelerinin sürdürülmesi kararı terörü besleyen, destekleyen güç odakları tarafından çok hoşlanılmayan bir karardır. Üye devletlerin Türk Yatırım Fonu'nun kuruluş anlaşmasını en geç 1 Eylül 2022 tarihine kadar eşit sermaye katkısı ve eşit oy hakkı ile ilkesine dayanarak nihai hale getirmesi kararıyla ekonomik dayanışmanın daha ileri boyutları taşınması istenmiştir. Aynı bağlamda güçlü, güvenilir, dayanışma içerisinde ortak bir yapılanışa gitme amacı taşıyan pek çok karar zirve bildirisinin değişik maddelerinde yer almaktadır. Ticareti kolaylaştırma strateji belgesinin hazırlanmasının sonuçlandırılması, Kazakistan'ın Hazar geçişte uluslararası doğu batı orta koridoru da dahil olmak üzere Türk devletleri arasındaki ekonomik işbirliğini ve bağlantısallığını güçlendirmek amacıyla Türkistan'da Türk devletleri için kurulacak Turansez Özel ekonomik bölgesine katılma kararı önemlidir. Hazar geçişte uluslararası doğu-batı orta koridoru boyunca taşımacılık işlerini kolaylaştırmak için önemli bir adım olan uluslararası kombine yük taşımacılığı anlaşmasını nihai hale getirme kararı dikkate değerdir. 40. madde Zengezur koridorunun Hazar geçişte uluslararası doğu batı orta koridorunun en kısa sürede faaliyete geçirilmesini, 41. madde ise ulaştırma koridorlarının, gümrük sınır kontrol noktalarının ve lojistik merkezlerinin kesintisiz faaliyet göstermesinin sağlanması kararını içeriyor üye ülkeler arasında basitleştirilmiş gümrük koridoru kurulmasına ilişkin protokolün imzalanması gündeme getiriliyor. Hazar geçişte Uluslararası Doğu Batı Orta Koridoru'nun tüm potansiyelinden yararlanmak için Kervansaray Projesi çerçevesinde gümrük işbirliği ile İpek yolunun canlandırılması, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde dijital sistemlerin tanıtılması ve sınır ötesi hareketlerde elektronik ön bildirim sisteminin kurulması, gümrük prosedürlerinin basitleştirilmesi kararı dikkate değerdir. Asya ve Avrupa arasında fiber optik yüksek hızlı internet hattının inşasını öngören dijital aktarım merkezi projesinin uygulanması ile Hazar geçişli fiber optik projesinin hızlandırılması kararları başlı başına önemlidir. Doğal afetlerin etkilerini azaltmak ve iyileşmeye katkıda bulunmak amacıyla ortak arama, kurtarma ve rehabilitasyon çalışmaları yapmak için Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması adı altında bir afet müdahale birimi kurulması kararı alınmıştır. Kazakistan, Türkiye ve Özbekistan'da COVID-19'a karşı yerli aşıların gelişiminin desteklenmesi ve aşı işbirliğini güçlendirilmesi, üye ve gözlemci devletleri tek taraflı veya karşılıklı tanıma veya aşı sertifikaları yoluyla uluslararası seyahat ve ulaşım için COVID-19 ile ilgili giriş ve geçiş kısıtlamalarının hafifletilmesi kararı alınmıştır. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Macaristan tarafından Türk Devletleri Teşkilatı himayelerinde Afrika ülkelerine aşı bağışı yapılmasının devam ettirilmesi kararı önemlidir. Türkiye Uzay Ajansı'nca başlatılan Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde uzay teknolojisi projeleri alanında işbirliği ve eş güdümün sağlanması kararı alınmıştır. İpek yolu üzerindeki üye ülkelerin doğal ve coğrafi avantajlarından yararlanarak turizm sektöründe daha fazla işbirliği yapması çerçevesinde tabarruk ziyarat ve turizm haritası projelerinin uygulanması sağlanacak, Türk Konseyi Modern Epek Yolu Ortak Tur Projesi'nin hem ulusal hem uluslararası düzlemde tanıtılması ile Türk dünyasının kültürünü ve büyük şahsiyetlerini birlik ve beraberlik ruhu ile tanıtıp yaygınlaştırmanın yanında benzer projelerin teşvik edilmesi kararları alındı. Kazakistan'ın Merkezi Türkistan şehrinde uluslararası TV kanalı kurma ve Kazakistan Cumhuriyeti tarafından Nur Sultan'da tahsis edilen yeni Türk Akademisi binasının resmi açılışı kararları alındı. Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığının 30. yıl döneminde hazırlıklarına başlanan 2022'de Tuna Nehri'nden Orhun Vadisi'ne İpek Yolu Rallisi'nin Türk soyu tarafından düzenlenmesine karar verildi. Kazakistan Cumhuriyeti'nin Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Başkanı olması ve bu konferansın uluslararası teşkilata dönüştürme girişimi kararı alındı. Toplantıda Kazakistan Cumhuriyeti'nin nükleer silahsızlanma, nükleer silahların yayılmasını önleme ve barış diplomasisi konularında engin tecrübelerinin 1991'de Semi Palatinsk nükleer test sahasını kapatma yönünde tarihi bir karar alarak nükleer silahlardan arındırılmış bir dünyaya ulaşma yolundaki uluslararası çabalara yoğun katkıda bulunmasının takdir edilmesi kararı alındı. Bütün bu kararları göz önüne aldığımızda Avrasya'nın göbeğinde yeni bir bölgesel gücün doğmak üzere olduğunu söyleyebiliriz. Türk dilini konuşan ülkeler konseyinin isminin bu amaçla Türk devletleri teşkilatına dönüştürüldüğü ve altyapının buna göre şekillendirilebilmesi için bir dizi kararlar alındığı, tavsiyeler yapıldığı görülmektedir. Dikkat çeken bir başka önemli nokta, son zirve toplantısına kadar yazılan tüm bildiriler, kullanılan diller Türkçe ve Rusça iken 12 Kasım 2021'de İstanbul'da imzalanan bildirde kullanılan dilleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye Türkçesi olarak olmuştur. Bu durum Rusları özel olarak rahatsız etmiştir. Avrasya'nın ortasında yeni bir güç olmanın maliyeti. Türk Devletler Teşkilatı'nın oluşumunu ve aldığı kararları özellikle Türk Dünyası 2040 vizyonunun Türk Devletleri için stratejik bir belge olarak kabul edilip hayata geçirilebilmesi için 2022-2026 Türk Devletleri Teşkilatı stratejik yol haritasının hazırlanması kararını göz önüne aldığımızda Avrasya'nın ortasında 21. yüzyılda yeni bir güç ortaya çıkacaktır. Alınan kararlar ve yapılan uygulamalar bunun göstergesidir. Türk Devletler Teşkilatı'nın doğduğu bu coğrafya, stratejistlere göre dünya hakimiyet mücadelesinde son derece önemli stratejik bir bölgedir. Stratejist Harold McKinder, dünya hakimiyet mücadelesinde iki temel kategoriye atıfta bulunmaktadır. 1- Sibirya ve Orta Asya'nın büyük bir kısmını içeren Avrasya Mihver Bölgesi, 2. Orta Doğu Avrupa Merkez Bölgesi McKinder'a göre dünya hakimiyet yolu bu iki bölgenin kontrolünden geçmektedir. Doğu Avrupa'yı yöneten merkez bölgeye kumanda eder. Merkez bölgeyi yöneten dünya adasına kumanda eder. Dünya adasını yöneten dünyaya kumanda eder. Böyle bir yeni oluşum bir güç merkezi birçoklarını olağanüstü rahatsız edecektir. Böyle bir oluşumdan rahatsız olup bunu yok etmek isteyecek bölgesel ve küresel güçleri şöyle tasnif edebiliriz. Rusya, Çin, İran, Avrupa Birliği, İngiltere, İsrail, ABD. Kazakistan'da meydana gelen olayları, Kazakistan iç dinamiklerini, bölgesel ve küresel dış dinamikleri, Kazakistan'da meydana gelen olayları, Kazakistan iç dinamiklerini, bölgesel ve küresel dış dinamikleri göz önüne alarak incelememiz gerekmektedir. Duygusallıktan arınmış, gerçekçi bir yaklaşım ortaya koyabilmeliyiz. D8'lerin karşılaştığı durumu Arap Baharı olaylarını yaşamış, görmüş insanların Türk Devletler Teşkilatı'nı kurarken var olan satranç tahtasında oluşabilecek karşı hamleleri öngörüp ona göre tedbir almaları, olabileceklere karşı Türk Devletler Teşkilatı olarak cevap vermeleri gerekmez miydi? Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in kolektif güvenlik anlaşması örgütünü dolayısıyla Rusya, Ermenistan, Belarus, Kırgızistan ve Tacikistan'ı göreve çağırma yerine Türk Devletler Teşkilatı'ndan yardım istemesi daha anlamlı olmaz mıydı? Veya her iki gücü birlikte çağırsaydı Türk Devletler Teşkilatı daha başka bir anlam ve önem kazanmayacak mıydı? Umran Kültür ve Medeniyet Hareketi sundu.